Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bir tane soğan, iki tane patates, ortalama 250 gram civarında tavuğumuz var. Bu yemek 5 kişilik olacak. İki tane domatesimiz var. Şimdi domateslerin şeklini sorabilirsiniz. Markete gittim, en ucuzu buydu, öyle söyleyeyim. 5 liraydı, öbür domatesler 19 liraydı. Ben de bunu aldım, nasıl olsa onu da yiyeceğiz, onu da. Burada 4 tane yeşil biberimiz var, 4 tane sarımsağımız var. Malzemeyi doğramaya başlıyoruz. Soğanları çok ince doğramayacağız. Kuşbaşı olsa yeterli. Patateslerimiz de kuşbaşı olacak. Tabi soğan gibi kuşbaşı olmayacak, biraz iri olacak. İçindeki bütün malzeme birbirine benzeyecek. Orantı olarak ne kadar birbirine benzerse yemeğin şekli o kadar güzel olur. Görüntüsü de o kadar güzel olur. Soğanın içine hemen iki diş sarımsak atıyoruz. Daha sonra yemekte de kullanacağız. Üzerine çiğden atacağız. Unutmazsak inşallah. Domatesleri bir soyalım. Arkadaşlar sebzelerimiz bu kadar. Bu yemeği işletmelerde de yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken yemeğe çok dikkatli dinlemek. Şimdi tavuğumu doğrayacağız. Tahtamızı bıçağımızı temizledik. Hemen şöyle tavuğumuzu gösterelim. Tavuğu da işletmelerde bu yemek için 160 gramdan aşağı hesaplamayın. 160 gram da çok güzel doyurucu bir yemeğiniz olur. Ocağın başına geçiyoruz. Bu yemeğin ismi acı soslu tavuk. Normalde marketlerde şişe içerisinde acı sos diye satılıyor. Aslında yemeğe çok bir şey katmıyor. Bir çay kaşığı pul biberi katarsan daha lezzetli oluyor. Şimdi ocağın başında onu da göstereceğiz. Ocağımızın altını yaktık. İçine hemen yarım fincan bir sıvı yağ ilave ediyorum. Tabi tercih sizin. Zeytinyağı, katı yağı hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Zeytinyağı kullanacaksanız dikkat etmeniz gereken konu, zeytinyağını yakmayın, ısıtmayın. Direkt soğan katın. Öbür yağlarda yağ ısınsın, önemli değil. Arkadaşlar yağımız ısınmış mı diye içine bir parça soğan attım. Şöyle size de göstereyim. Yağ ısınmış. Hemen soğan atıyoruz. Bu yemekte önce soğanı kavuracağız. Sebebi de tavuğumuzu karamelize bir tavuk olmayacağından dolayı. Eğer karamelize bir tavuk olsaydı önce tavuğu kavururduk. Yüksek ateşte soğanımızı bir kavuralım. Soğanın çiğ kokusu bir gitsin. Kendi lezzeti bir gelsin. Hemen şöyle gösterelim soğanımızı. Soğanlar karamelize olmaya başladı. Çiğ kokusu gitti, lezzeti geldi. Tabi sarımsaklar da ayrıca bir lezzet veriyor. Tam bu aşamada tavuğunu boşaltacağız. Tavuğu çok fazla kavurmayacağız. Tavukla patatesin pişme süresi aynı olduğundan dolayı. Tavuğu sadece soğanla bir karıştıracağız. Rengini bir attıracağız. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Ara ara karıştıracağız. Şöyle bir göstereyim. Tavuğumuzun tamamı beyaz renge bir dönsün. Tavuklarımız kavrulmaya başladı. Hemen şöyle rengini göstereyim. Rengini atmaya başladı. Ocağımız yüksek ateşte olsun. Yüksek ateşte kavuralım. Suyunu atmasın. Görüyor musunuz? Suyu içinde kaldı. Tavuklar tombul tombul oldu. Arkadaşlar videoyu çeken yeğenim var, Mahmut Yasin. Şimdi o da soruyor. Enişte diyor, soğanlar kısık ateşte miydi? Demek ki siz de onu görmeyeceğiniz. Soğanları kavururken orta ateşteydi. Birden yakmadım, yüksek ateşte yakmadım. Bu yemeğin en önemli özelliklerinden biri salçasının bol olması. Bir yemek kaşığı tepeleme domates salçası atıyoruz. Derseniz ki usta biz biber salçasını da çok seviyoruz. İçine bir tatlı kaşığı da biber salçası ilave edebilirsiniz. Biber salçası yemeğe hafiften bir ekşilik verir. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Salçayı da iyice bir kavuracağız. Hem rengi güzel çıkacak hem lezzeti güzel olacak. Hazır salça olduğundan dolayı midemizde yanlı ekşime de yapmasın. Salçanın kavrulduğunu nasıl anlarız? Dibine hafiften yapışmaya başlar. O zaman anlarız. Salçaya dikkat edin. Salçayı yakmayın. Salçayı yakarsanız hem rengi kötü çıkar hem lezzeti kötü olur. Biberleri atıyoruz. Domatesleri atıyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Ben bu yemeğin orijinali neyse onu göstereceğim. Belki dersiniz ya usta o olurdu olmazdı. Artık takdir size kalmış. Salça da domatesin verin her tarafına diyelim. Patatesleri atıyoruz.
Patatesler salçaya değdiği zaman pişme süresi biraz uzar. Uzasa da güzel olan tarafı şu, patatesler pişmiş olur, içinde erimez. Nişastasını da kolay kolay atmaz. Çiğ gibi görünür, yalnız patates pişmiştir. Şimdi ben asıl püf noktayı gösteriyorum. Salça her tarafa değdi. Bu tamamen size kalmış. Yemeğin orijinali bu olduğundan dolayı gösteriyorum. Bir tatlı kaşığı un ilave ediyor. Un ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyor. Patates ne kadar nişastayı atarsa atsın, onun verdiği lezzet farklı. Bir kere karıştırdım. Hemen bir bardak soğuk su ilave ediyorum. Bu soğuk su hem salçanın rengini güzel çıkartacak, hem lezzetine lezzet katacak. Bundan sonra sıcak su koyabilirsiniz. Karıştırdıktan sonra, bu yemek çok sulu bir yemek değil. Önce bir kaynatacağım, su ayarını daha sonra yapacağım. Toplamda 4 su bardağı su verdim. Arkadaşlar kapağı kapatıyoruz. Hafiften de ırık bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Yalnız hiçbir zaman kapağı tam kapatmayacağız. Öyle derken de kapak kayıyor. İçindeki un sırrını, nişasta sırrını bozmayacağız. Önce bir kaynamasını bekleyeceğiz. Şöyle bir gösterelim. Bir de rengini gösterelim. Bu daha kaynadıkça rengi güzelleşecek. Ortalama 25 dakikada yemeğimiz pişmiş olacak. Patatesi kontrol edeceğiz. Eğer patates pişmiş olmazsa tam zamanı ben size söyleyeceğim. Ocağımı orta ateşe alıyorum. Biraz daha kısıyorum. İçin için yavaş yavaş pişmesini bekleyeceğiz. Ortalama 25 dakika. Yemeğe ocağa vuralı tam 20 dakika oldu. Şimdi tabi bunda önemli bir ayrıntı daha göstereyim. Patatese şöyle baktığınız zaman patatesler çiğ gibi. Maşallah patatesler de kocaman. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Bu sizi kesinlikle aldatmasın. Patatesin çiğ görüntüsü sizi aldatmasın. Patatesi kırdığımız zaman şöyle bakınca ortadan 5 dakikası da var. İçinde beyaz diş gibi bir görüntü olmayacak. O görüntü varsa pişmemiş demektir. Hemen şöyle yakından göstereyim. Işık gösteriyorum bilmiyorum da. Şurada görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5 tane diş gibi bir görüntü var. Sayılabiliyor bile. O görüntünün içinde kaybolması gerekiyor ki gerçek manada patatesin piştiğini anlamak için. Kapağı kapatıyoruz. Ortalama 5 dakika daha. Hemen yemeğimizi kontrol edelim. 25 dakika dedim, yarım saat oldu. Arkadaşlar şöyle baktığınızda patates çiğ gibi görüyor musunuz? Tamamen çiğ. Bu görüntüye aldanmayın. Çatalı bastığımız gibi dağılıyor. Şöyle bakın. İçinde beyaz beyaz diş yok. Görüyor musunuz? Bu da tabii salçanın koruma özelliğinden kaynaklanıyor. Şimdi baharatları da atacağız. Acı soslu tavuk olduğu için daha önce de söylemiştim. Acı sos kullanmamıza gerek yok. Evdeki pulber aynı işlemi görür. Bir çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı pulber. Al sana acı sos. Şöyle yeteri kadar da bir tuz atalım. Size önerim yarım tatlı kaşığı. Tuzu kontrol etmeden atmayın. Çiğden iki diş de sarımsak doğuruyor. Bu sarımsak kokusu verecek. Şöyle bir karıştıralım. Yemeğimiz yarım saat piştiği halde hemen bir göstereyim. Domatesleri, biberleri. Görüyor musunuz arkadaşlar? İçinde erimedi, kaybolmadı, şeklini kaybetmedi. Arkadaşlar bir kere karıştırdım. Kapağı kapatıyoruz. Hava alması gerekiyor. Ortalama bir dakika daha bu şekilde bekleyecek. Kapak tam kapanmasın, un sırrını bozmasın. Altını kapatıyoruz. Ortalama 5 dakika bu yemeğe hiç dokunmadan dinlendireceğiz. Hemen yemeğimizi şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar görüyor musunuz yemekteki güzelliği? Arkadaşlar eğer biz buna kapak kapatsaydık ne yapacaktı? İçindeki un sırrını buhar bozacaktı. İstediğimiz kalitede, görsellikte yemek elde edemeyecektik. Hemen şöyle yakından bir daha göstereyim. Domatesleri, biberleri, patatesleri çiğ gibi canlı canlı duruyor. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın.
aradığınız her türlü yemek karşınıza çıkan, yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici videomuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biriniz yapalım. Afiyet olsun.